Neydi ne oldu köşesinden herkese merhaba. Bu bölümün ikinci videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Bugün ne yapacağımıza gelirsek, bugün eski aboneler veya videolarımı takip edenler bilecektir. Jack Daniel's şişesiyle bir nargile yapmıştık. Bu bölüme uygun bir video. Onu biraz derledim, topladım, yeniden seslendirdim. Eksik noktalar vardı. Bazı noktalarını değiştirdim, seslendirerek tabii. Sorular vardı videonun altında. O sorulara cevap vermeye çalıştım kendimce. Sonradan deneyimlediğim bazı püf noktalar var. Bunları anlatmaya çalıştım sizlere. İsterseniz videoya geçelim arkadaşlar. Şimdi video zamanı. Elimizde bir içki şişemiz var. Ser borusu yapmak için bir metal borumuz var elimizde. Bunu keseceğiz, biçeceğiz, bir şekilde düzelteceğiz. Şarjlı matkabımız var. Bir de matkap ucumuz var arkadaşlar. Bu matkap ucu şu anda 1,2 çapı, 2 milim metre. Ama küçük 1,6 milimetre veya 1,8 olması gerekiyor ki marpuç daha rahat girsin. Gördüğünüz gibi elmas uç diye geçiyor bu. Eğer bulamıyorsanız Google'da elmas matkap ucu 16 milimetre şeklinde yazarsanız bulabilirsiniz. Ben de linkini aşağıya koymaya çalışacağım ama tabi ürünler tükendiği için linkler bazen bozuk olabiliyor. Ben burada delim için oyun hamurunu kullandım. Açıklayacağım biraz sonra. Oyun hamurunu yuvarlak şekilde cama deleceğimiz yere koydum. İçine de su koyacağız birazdan. Bunun amacı matkap ucunun ısınarak camı kırmaması. Yani matkap ucunda elmas uç var, elmas parçalar var. Bu elmas parçalar camı kesiyor. Keserken de bir sürtünmeden kaynaklı ısınma yapıyor. Bu ısınmayı engellemek için suyu kullandık. Ben daha sonraki videolarımda bu oyun hamurunu kullanmadım. Sık sık suya batırarak kesme, delmek istediğiniz yere uyguladığınızda ama işte 5 saniye, 10 saniyede bir suya batırarak delmeye devam ettiğinizde sorun yaşamıyorsunuz. Bu biraz daha zordu. Şimdi göreceksiniz. Ben işleme başladığımda oyun hamuru küçüktü. Ama delmeye geçtiğimde daha büyük oldu. Çünkü ilk denememde oyun hamuru dağıldı. Onu biraz daha kalınlaştırdım. Öyle yaptım. Bu arada ser borusundan bahsedeyim arkadaşlar. Bunu nereden bulabilirsiniz? Merdiven korkuluğu yapan firmalardan temin edebilirsiniz diye düşünüyorum. Onun dışında ben inşaatçı bir arkadaştan almıştım. Şansım oydu. Ondan isteyip bulabilmiştim. Nereden aldığını bilmiyorum. Veya demirci, demir firmalarından internetten çelik boru yazıp bulabilirsiniz ama biraz pahalı gelebilir. Veya Bauhaus'ta falan şey var. Havlu asma aparatı var. Metal havluluk. Onları alıp kullanabilirsiniz. O metal de iş görüyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada delme işlemine başladım. Ve biraz delindikten sonra içindeki su içine girdi. Şişenin içine girdi ve su kalmadı. Ve ben şu an suya batırıyorum. Ve öyle delmeye devam ediyorum. Siz de böyle yapabilirsiniz. Oyun hamuruna gerçekten gerek yok. Ben bu ilk denememdi. Bir yerde görmüştüm. Bu şekilde yapmaya karar vermiştim. Ama şu an yapsam ki geçen video atmıştım oradan görebilirsiniz. Sadece suyla deliyorum. Delme işlemi tamamlandı burada. Gördüğünüz gibi delik çok güzel, iyi yerden delindi. Şimdi şişemizi temizleyip devam edeceğiz. Ölçümüzü aldık. Burada ben bayağı yüksek aldım ölçüyü. Oradan da bir pişmanlığım oldu. Daha kısa alabilirdim. Lülemiz tam kapağa oturacak şekilde olabilirdi. Daha iyi olur diye düşünüyorum. Demir testeresiyle boruyu ölçüyü aldığım yerden kesiyorum. Burası bayağı uzun sürdü benim için. En yorucu yer burasıydı. Bayağı zorlanmıştım. Videoyu da kısa tuttum bu yüzden. Çok uzun burası. Kesim işlemini tamamladıktan sonra yapıştırma işlemine geçeceğiz. Ser borumuzu kapağa yapıştıracağız.
Burada da birkaç tavsiyem olacak sizlere benim yaptığım yanlışlardan. Burada yapıştırırken yine araştırdığım bir teknik kullandım. Karbonat ve Japon yapıştırıcısını kullandım. İkisini bir arada tuttuğum zaman gayet sağlam. Yani sağlam dediğim büyük bir güç uğraşı verdiğinizde açılıyor. Fakat nargile için nazik davrandığınız sürece kopma, kırılma, işte bu, yapışkandan çıkma şansı yok. Biraz nazik davranmanız gerekiyor. Güzel yapışıyor. Ben beğendim. Bu nargileyi de birçok defa kullandım daha sonrasında. Şimdi elimde kefotirip var. O yüzden bunu kullanmıyorum. Kenarda süs olarak tutuyorum ama bunu da birçok defa kullandım arkadaşlar. Şu an yaptığım işlem tam yapıştıracağım yeri zedeliyorum arkadaşlar. Yapışkan daha iyi tutsun diye, yani sıkı tutsun diye orayı zedeliyorum. Çünkü borunun üzeri dümdüz ve yapışması zor bir alan metal. Onu yapıştıracağım. Yapıştırırken de oraları zedelediğim için daha iyi tutmasını sağlayacak orası. Çizik atıyorum testereyle tekrar. Tam da kapağı o çiziklerin üzerine getireceğim. Evet. Elimizde karbonatımız var. Dediğim gibi karbonat ve Japon yapıştırıcısı uygulayacağım. Önce karbonatı döktüm. Şimdi Japon yapıştırıcısıyla birkaç damla damlattım. Çevresini çevirip her tarafına Japon yapıştırıcısıyla aynı işlemi yapacağım. Burada dikkat etmeniz gereken nokta kapağın içine Japon yapıştırıcısının gelmemesi. Ben bunu dikkat edemedim bu videoda. Kesinlikle kapağın vida kısmına, yani şişeye giren kısmına Japon yapıştırıcısının değmemesi gerekiyor. Kapak bozuluyor arkadaşlar. Ben bu videoda tek diş tutturabildim şeye, şişeye. O beni zorladı. Birazdan göreceksiniz, içine komple karbonat döküp Japon'la yapıştıracağım. Yanlış bir hareket. İnce çalışmak gerekiyor. Biraz daha kapağın içindeki o oluğa hafif hafif döküp hafif hafif Japonlamak gerekiyor. Taşırmadan. Bu bana sıkıntı yarattı. Aslında burayı düzgün yapabilseydim muhtemelen bu nargileyi sürekli kullanırdım ama kapak tam oturmadığı için hoş olmadı. Bakın, doldurdum içerisini. Burayı düşünemedim başta. Şimdi bol bol da Japon döktüm ki sıkı tutsun sözde. Ama benim işime taş koydu. Evet, gördüğünüz gibi sapasağlam oldu. Sallayınca düşmüyor. Tabii buna ben asılsam gelecektir. Ama asılmaya gerek yok. İşimizi görmesi yeterli. Evet, gördüğünüz gibi bir diş tutturabildim. Yuvasını burada yapıyorum ama sonrasında çıkaracağım bunu çünkü olmadı, oynama yaptı. Zaten küçüktü, beğenmedim. Şu an uğraşıyorum teflonla orayı sarıyorum ve yerleştireceğim deliğe. Ama sonrasında bu videoyu kapattıktan sonra marpucu direkt deliğe sokmaya karar verdim. Bu şekilde devam ettim.
Daha sonrasında bu marpuçu komple bırakıp kullanat marpuçu kullandım. Onun da devamı gelecek birazdan. Evet, gördüğünüz gibi nargilenin son hali bu. Şimdi bir test yapalım. Bunun çekimi çok zor oldu. Yani kolay değildi. O yüzden ben kullanat marpuça geçmeye karar verdim. Şimdi göreceksiniz. Evet, son hali bu oldu. Üzerine bir tepsi koydum. Bir tane de böyle bir plaka buldum. Bu plakayı yine kapakla yapıştırdım bir üst kısmına ve tepsiyi yukarıda tutturdum. Gayet şekli güzel oldu. Nargile tam aslında şu anda tamamlandı gibi. Gayet şık oldu. Eski bir nargilemin tepsisi vardı. Onu da üzerine koydum. Bir tane de lüle aldım. Kullanat marpuçla gerçekten daha iyi oldu. Videoda görüyorsunuz zaten duman performansını. Ben çok beğendim burasını. Bundan sonra birkaç defa daha kullandım bu nargileyi. Çok beğendim. Kendim yapmıştım zaten el emeği. Evet, videonun detayını gördünüz. Detaylarını gördünüz. Anlatmaya çalıştığım soru, görüş, öneri, istek varsa videonun altında bana iletebilirsiniz yorumlarda. Şunu da yapsan iyi olur dediğiniz bir hobi varsa, kolaysa, yapabileceğim bir şeyse yapacağım. Onları da videonun altında yorumlarda bana paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdilik bu kadar. Sıradaki videoda görüşmek dileğiyle. Teşekkürler.